bir gün hakikati anlayacağını biliyordum evladım. Hünkârım, gel başı kal ağ taşı gibi dik aslanım. Vazifemiz tamamdır hünkârım. Camgöz kardeşimizin kanı yerde değildir artık. Payitahtın başını 3-5 adımıyla eğmek isteyenin başı yerdedir. Dedem Süleyman'ın bu gazi kılıcı şimdi evlatlarının elinde. Muhaç'tan Sigetvar'dan arta kalan kılıç artıklarının da hesabını gördü. Dedemin kanuni ve muhteşem lakaplarını alması, yüzlerce küffar haddini bildiren bu kılıcının eseriydi. Bize de nasip oldu. Bu ellere bunu nasip ettiniz. Devletimiz ebedi olsun. Şükür ki Şehzademiz Abdülkadir Efendi de bu kılıcın hakikatine vardı. Ve gelip bize her şeyi anlattı. Hünkârım, Sabahattin'den bir mektup aldım. Dedemiz Kanuni Sultan Süleyman'ın kılıcıyla birlikte Paris'e kaçıp Jön Türklerin başına geçmemi istedi. Henüz bir cevap vermedim. Bir tertibiniz olabileceğini düşündüm. İtalyan Enzo isimli biri tarafından götürülecekmişim. Vember Efendi de beni ikna etmeye çalıştı. Lakin ben bu zamana kadar çok hata yapsam da bundan sonra hataya düşmemeye kararlıyım. Evladımız Abdülkadir Efendi gelip bize her şeyi anlattı. Sizin de peşinde olduğunuzu Söğüt'le evladımız söyledi bize. Hünkârım, peki Vember Efendi? Her ne kadar beni bu hususta ikna etmeye çalışsa da geçmişteki yaşadığımız güzel hatıralar adına ceza almasını istemem. Gidip Vember Efendi'ye sorduk. Ben evlatlarımı pek severim, Vember Efendi. Ara ara hatalar işlerler. Gençtirler, heveslerine veririm. Yeri geldiği vakit cezalarını da veririm. Lakin bir düşünün. Canından çok sevdiği evlatlarına ceza veren ben, evlatlarına ilişenlere ne ceza verir? Hünkârım, size söylemem gereken bir şey var. İnsanlarla iyi geçinmek benim mesleğimdir, bilirsiniz. Ben bana söyleneni yaparım. Lakin eğer buna muhalif bir vaziyet ortaya çıkarsa da bana söylenenin tersini de yaparım. Yani Vember Efendi? Hünkârım, Jön Türkler Şehzadeniz Abdülkadir Efendi'ye bir mektup yollamış. Onu davet ediyorlar. Bay Rothschild tarafından Şehzade'yi ikna vazifesi bana verildi. Ben de Şehzade'yi iknaya çalıştım. Lakin şimdi siz sorunca size yalan söyleyemedim. Hayatınızı kurtardınız Vember Efendi. Şehzademiz Abdülkadir Efendi gelip bize her şeyi anlattı. Eğer siz bana bunları söylemeseydiniz, kötü bir akıbet bekliyor olacaktı sizi. Şimdi Vember Efendi, kararınızı verin. Ya karşımıza geçip düşmanımız olun yahut sadık bir dostumuz olun. Hünkârım, ben her meseleyi anlarım. Lakin bu Vember Efendi'yi anlamıyorum.
Af buyurun, ne sebeple ona müsaade ediyorsunuz? Belli ki çift taraflı oynuyor Wember Efendi. Wember Efendi ikili oynuyor, biliyoruz. Lakin ona niçin müsaade ettiğimi merak edersiniz. Söyleyeyim. Siyaset budur Halil Halit Bey. Wember Efendi siyaseten işimize yarıyor. Lakin bize faydası olduğu kadar müddeti var. Abdülkadir Efendi, işte sana bir misal. Bir kahramanlık timsali. Hakikat uğruna iftiraya uğrasa da asla devletine küsmedi. Hünkârım, devletime küsmememin tek sebebi, bilirim ki devletin başı en sağlam kaladır. O kala ki nice darbelere dayanmıştır, o kala ki mazlumların korunağıdır. Şehzade Abdülkadir Efendi, bundan böyle fıtratının ve gençliğinin bahanelerine sığınmak yok. Kalbindeki imana, aklındaki izana itimat edip her vakit devletine sadık olacağına, hataya düşsen bile toparlanıp ayağa kalkacağına söz verir misin? Söz veririm hünkârım. Söz. Ayrılış vakti geldi. Abdülkadir gitmiş olmalı. Abdülhamid'e haber gitmiştir. Şehzadesi payitahtı terk etti. Manen büyük bir yıkım olacak. Ya paşam. Harbiye'deki vaziyete el koyduk. Çok şükür İngiliz bayrağını çekemediler. Kırılır paşam. Kim ki sancağımıza el uzatır, o eller kırılır. Devletimiz bunu yapmaya muktedirdir. Hünkârımız müsait olduğunda sizinle görüşecek. Bize hasta adam diyorlar ya paşam. Şunu bilmiyorlar. Şifamız da çok uzakta değil. Ona ben haber verdim. Siz mi? Victoria bana bir mektup bırakmış. Babasının ölümüyle alakalı beni suçladığı için özür diliyor. Babasının ölümüne hünkârımızın sebep olduğunu söylemiş. Ne? Evlat acısıyla onu cezalandırmak istemiş. Ben de hemen koşup muhafıza haber verdim. Allah'tan vaktinde yetiştim. Ah! 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 Naime? Naime ne oldu? Naime kızım. Kızım iyi misin? Naime. Hekimleri çağırın. Hekimleri çağırın. Hekimleri çağırın hemen. Naime. Güzel kızım. Güzel kızım, tamam geçti. Geçti, korkma korkma, ben yanındayım evladım. Şükürler olsun kendine geldin, iyisin bak. Bebeğim. Bebeğim. Bebeğim nasıl? Naimeciğim, güzel yeğenim benim. Çok şükür kendine gelmişsin. Sevindim. O kadar korktuk ki. Allah seni bize bağışladı. Ben iyiyim. Ben iyiyim bebeğim. Bebeğim nasıl? Bebeğim iyi mi? Naimeciğim, güzel kızım, sen şimdi yat, dinlen. Birazcık daha kendine gel. Konuşuruz bunları. Hadi. Kaybettim. 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 Ah.
kaybettim. Naimeciğim. Bebeğim. Bebeğim. Bebeğimi kaybettim. Hayır. Bizi beklemişsiniz. Evet, ticari meseleleri konuşmak için. Ya, öyle mi? Gel. Hünkârım, Abdülkadir Efendi. Huzura kabullerini isterler. Şehzademiz Abdülkadir Efendi. Gelsin paşa, buyursun. Aç evladım. Buyurun şehzade. Hünkârım. Şehzadem. Temizlendi. Bismillahirrahmanirrahim. Üzerine kan bulaşmıştı da. Evladımız tertemiz yapmış. Kılıcımız böyle parladığı müddetçe ihanet edenlerin korkacağı tek şey bu kılıç olacak. Naime Sultan odasında mı? Hayır, revirde hala dinleniyor. Bebeğine bunları giydirmek nasip olmadı. Çok yazık. Rabbim sultanımızı bize bağışladı ya. Yine evlat sahibi olur bir gün. Müsaadenizle. Sultanım. Sizi merak ettim. Nasılsınız? Naime Sultan nasıl? Nasıl olsun? Kaybettiği bebeği için ağlıyor. Bense kendi evladım hayatta olduğu için şükrederken giden torunuma yanıyorum. Böyle olduğu için çok üzgünüm. Naime'ye hamile olduğumu öğrendiğim zaman ben bunu kendi ellerimle örmüştüm. Nasıl büyük bir heyecanla bekliyordum gelişini. Zaman çok hızlı geçiyor. Öyle, gerçekten çok hızlı geçiyor. Nihayetinde kendi kızımın hamile olduğunu öğrendiğim zaman da bunu ona hediye ettim. Onun da gözlerinde aynı heyecan vardı. Lakin şimdi dipsiz bir kuyu gibi. Gözleri kapkaranlık. Keşke sizi teselli edebilecek bir şey yapabilsem. Şivenes Hanım, siz zaten bana dünyaları bağışladınız. Benim evladım sizin sayenizde yaşıyor. Asıl ben sizin için bir şeyler yapabilirsem çok memnun olurum. Sizi mükafatlandırmak isterim. Estağfurullah sultanım. Benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı. Lütfen söyleyin. Gönlünüzden geçen her neyse yerine getirmekten büyük bir memnuniyet duyacağım. O halde nacizane iki isteğim olacak sizden. İlki, hünkârımızla görüşüp bütün bu olup biteni bizzat kendim anlatmak isterim. İkincisi, bu pek talep edilerek sahip olacak bir şey değil ama bana itimat etmenizi isterim. Dostluğuma, iyi niyetime itimadınız bana verebileceğiniz en büyük ödül.
dostluğunuza itimat edeceğim. Çok teşekkür ederim Sultan. Bu vakte kadar buna nail olamamıştım. Pekala, ben bunu ortadan kaldırayım da Naime görmesin. İnşallah bir gün tekrar hediye etmek kısmet olur. Naime Sultan, sizin gibi bir annesi olduğu için çok şanslı. Ben annemi pek erken kaybetmiştim. Öyle mi? Peki kim büyüttü sizi, babanız mı? Yok. Dayım. Açın şu kapıyı, açın! Açın şu kapıyı! Buyurun efendim, bir arzunuz mu vardı? Evet. Daha evvel de defalarca söylediğim gibi, buradan çıkmak istiyorum. Biz de maalesef size bunun mümkün olmadığını söyledik efendim. Sizden rica ediyorum, bizi zor kullanmak mecburiyetinde bırakmayın. Nasılsa buradan çıkacağım. O zaman her şey ortaya çıkacak. O hizmet ettiğiniz iblisle birlikte cehennemde yanacaksınız. Halil Halit Enzo'yu öldürdü. Arkadaşının kanına karşılık kan aldı. Durumu eşitledi şimdi. Bozalım. Onlarla aramızda eşit olan bir şey istemiyorum. Kimi keseceksek keselim. Kana kan mücadele vermezsek bu işin sonu bizim için kötü biter. Acele etme Ozanyan. İstediğin olacak. Kan da dökeceğiz, adam da keseceğiz. Ama şu anda daha mühim meselelerimiz var. Kazanmak için payitaht bizim olmalı. İntikam hırsıyla adam öldürmeyeceğiz. Ama yolumuzda karşımıza çıkanı da affetmeyeceğiz. Savunmada mı kalacağız? Biz savunurken de hücumdayız Garo. Sen kumarhaneye sahip çıkacaksın. Sen de mahallemize. Garo, mahalle bizim için çok mühim. Yapacağım eylem ancak mahalle bizim olduğunda gerçekleşir. Camgöz kardeşimizin hayatına karşılık kanına kan, canına can aldık. Hamdolsun. Hamdolsun. Allah verdiğimiz sözün, ettiğimiz yeminin karşılığını nasip etti. Lakin bunlar durmayacak yegenler. Payitahtın kanını sömürmeye geldiler. Mahallelerimize kadar giriyorlar. Buna tahammülüm yok. Bir de yetimlerin hakkını kumarda yiyenlere tahammülüm yok. Kumarhaneyi onların ellerine bırakmayacağız. Tatar, Söğütlü ile Nadir Bey'i al, baskın verin. Kumarhaneden ekmek yedirmeyeceğimizi herkes bilsin. Beyim, gider boğazlarına çökeriz. Ama mahalleyi de boş bırakmamak lazım. Biz yegenlerle mahalleye sahip çıkacağız. Bunlar boşuna mahalleye çökmeye çalışmıyorlardır. Belli ki bir çıkarları var. Mahalleye musallat olanlara biz musallat olacağız. Gel. Şivenaz Hanım geldi hünkârım. Gelsin. Beni görmek istemişsiniz. Evet hünkârım. Beni kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Kızım Naime Sultan'ın hayatını kurtardığınız için ben size teşekkür ederim. Buyurun, bir arzunuz mu vardı benden? Ortağım Nesim Efendi'den dolayı hakkımda olumsuz bir kanıya varmanızdan, beni yanlış anlamanızdan korktum. Bu durumu size izah etmek istedim bizzat. Biz herkesin cürmünü kendisinden biliriz. Başkasına hissetmeyiz. Nesim Efendi'nin kızını dahi harememizde ağırladık ki hata etmişiz. Sizin yüce merhametinizden,
adaletinizden hiç şüphem olmadı. Ben kendime kızıyorum. Nasıl bu kadar gaflette olup da Nesim Efendi'nin size ihanet içinde olduğunu göremedim. Victoria evvela beni suçladı. Sonra sizi. Nesim Efendi'nin hainlerle işbirliği içinde olup da kendi iç hesaplaşmaları yüzünden öldürüldüğünü çok sonra öğrendim. Daha evvel öğrenseydiniz ne değişirdi? Derhal ortaklığımı da tüm münasebetimi de bitirirdim. İnanın hünkârım. Ben size de devlet-i âliyeye de sadık biriyim. Sebahattin, hangi yüzle sana mektup yazıp bizden para istiyor? Vatan hainleriyle beraber yaşamayı seçen Sebahattin'in kendisiydi. Mahmut, Sabahattin toy bir çocuk. Kandırdılar bizim evladımızı. Elbet bugün hakikati anlayacaktır. O zaman hakikati anladığı vakit benim karşıma gelsin. O zamana kadar benim bir evladım yok. Öyle yok demek de olmuyor Mahmut Efendi. Sabahattin senin de benim de ikimizin de evladı. Hala evladımız. O bizim kanımızdan, canımızdan bir parça. Orada o parasız, sefil bir halde yaşarken benim yüreğim buna nasıl dayanacak? Ben anayım Mahmut. Ne içer, ne yer, nasıl yaşar? Ben bunları düşündükçe uykularım kaçıyor. Ayrıca sana inanamıyorum. Bütün bunlar nasıl umurunda değil anlamıyorum Mahmut. Umurumda değil. Sen umurumda olmadığını mı sanıyorsun? Umurumda seni ya Sultan. Ama sen benim içimde nasıl bir yangın olduğunu bilmiyorsun. Yüreğimin nasıl paramparça olduğunu bilmiyorsun. Evladımız gittiğinden beri günler, haftalar geçmek bilmiyor. Dakikalar bana yıllar gibi geliyor. Hatta o kadar uzadıkça uzuyor ki bir ömür gibi geliyor. Ama sen benim Sebahattin'i düşünmediğimi sanıyorsun. Merak etmediğimi sanıyorsun. Özlemediğimi sanıyorsun. Özlüyorum. Ben her Allah'ın günü ölmekten beter oluyorum seni ya Sultan. Ve her sabah uyandığımda bu yaşadığımızın bir kabus olması için Allah'ıma dua ediyorum. Ve gözlerimi açıyorum. Sebahattin olmadığı için her yer bana kapkaranlık geliyor seni ya Sultan. Ve ben Sebahattin gittiğinden beri bazı gecelerin hiç sabahı olmayacağını biliyorum. Ve asla olmuyor. Lakin bu duygular içerisinde olmama rağmen senin zaafa düşmene izin vermeyeceğim. Senin Sebahattin'e 5 kuruş göndermene müsaade etmeyeceğim. Olur da beni çiğneyip Sebahattin'e para gönderirsen sana da hakkımı helal etmeyeceğim. Hem de hakkımı hiç helal etmeyeceğim seni ya Sultan. Rest.
Bile yapma. Köpoğlu. Kim ile öpme? Sen yaptın. Yalan söylüyorsun. Yapıyorsun. Gördüm. Şşş. Kimsin lan sen? Eşeğe mi sesleniyorsun? Nezaketsiz köpek. Bunu eşek mezarlığına gömün. Ağır silahlarla bekleyin her yerde. Şüphe ettiklerinize sakın. Neredeydin? Küçük de olsa bir zafer kazandım. Bidar Sultan'ın itimadını tas tamam kazandım. Hatta belki Abdülhamit'in de. Kanında kanım dolaşırken zaferin senin kaderinde yazılı olduğunu unutma sevgili kızım. Choris, Buzanyan nerede? Vazifesi var. Bir kumarhane açacağım. Kendisi de onunla ilgileniyor. Ardından Osmanlı'nın en büyük tefecisinin hesap defterine imzamı atacağım. Bütün parası bana ait olduğuna dair. Bütün bunlar bizi nereye götürecek? Payitahtı iki ordunun büyük bir harpte çarpıştıktan sonraki meydanına döndüreceğim. O meydan ki savaşın ahlaksızlığı topraklara bulaşmış. O meydan ki kan oluk gibi akmış. İşte artık o topraklarda hiçbir şey yetişemeyecek Bay Rothschild. Bütün yaptıklarım bunun için. Ümitli olmak güzel şey. Şivenes Hanım haremin huzurunu cehenneme çeviriyor. Bay Joris payitahtı mezarla. Yalnız şu Abdülkadir hamlesi boşa düştü. Abdülkadir Paris'e gidemediyse bizim yıllardır desteklediğimiz Jön-Türk hareketi bitecek değil ya. Tabii ki bitmez. Prens Sabahattin büyük bir inançla çalışıyor. Sabahattin gerilmiş bir yayın içindeki ok gibi. O ok fırlayacak. Mesele ki menzili neresi olacak? Ayrıca onun bizim murat ettiğimiz menzile varmasını istiyor muyuz? O kongre toplanırken perde arkasında Bay Rothschild olacak mı? Olmayacak mı? Karar vermemiz gereken şey bu. Paris'te eski bir otel odasında kalarak bedel ödeyen Sabahattin'in ateşini körükleyecek miyiz? Jön Türkler, istikbalin mimarıdır. Osmanlı'nın hür istikbalinin mimarı. Bugün buraya gelirken annemi, babamı, arkadaşlarımı, şehrimi bırakıp geldim. Bir kaçak olarak, bedel ödeyerek geldim. Lakin payitahta zafer takları altında gireceğim gün yakındır. Kardeşlerim, istibdat rejimini yıkacağız. O zalim hükümdarın istibdatı altında ezilen binlerce masumu hür bırakacağımız gün yakındır. Kelepçeleri kırıp, zindanları yıkıp, asker süngülerini düşüreceğimiz gün yakındır. Bizim inkılabımız sadece mecmua yoluyla sağlanamaz, sağlanmayacak. İnkılabımız ihtilale gebedir. Kanı ancak kan temizler. Meşveret Mecmuası'nın muhariri, büyük muhalif Ahmet Rıza Bey. Agus Comte'un büyük talebesi. Ahmet Rıza Bey bizimle. Onun gibi daha birçok büyük mütefekkir Jön Türk hareketine destek veriyor. Bugün Abdülhamid'in en yakınındaki paşalardan birisi de Jön Türklere inanmışlardandır. İşte hareketimiz büyüyor. Kongremizi topladığımızda yatağını aşan bir nehir gibi büyüyeceğiz. Büyüyeceğiz. Lakin denize akmayacağız.
bizi doğuran Batı Dağı'nın gücüyle Abdülhamid'in sarayını basacak bu nehir. Özüne çıkan her şeyi yakıp yıkacak. Biz inandık. Yaşasın kendi kendine idare olunan ameli isyan. Yaşasın kendisini bilen ve vatanının intikamını almaya hazır bulunan delikanlılık. Düşsün namussuz idare-i merkeziye usulü. Yıkılsın Abdülhamid'in kanlı istibdatı. Muhalifleri toplamaktan bahsediyorsun ama cebinde 5 kuruş para yok. Ben 5 kuruşluk ihtilal yapmam. Yakında öyle imkanlarımız olacak ki, Ahmet Rıza Bey. Ne sen meşvereti çıkarmak için milletten para dileneceksin, ne de ben Paris'te kötü otel odalarında kalacağım. Korkarım. Neden? İhtilal yapalım diye bizi ittirenlerin memleketimizle birlikte bizi de çukura atacağından. Korkakların yarını olmaz. Ahmet Rıza Bey. Vay Karasu. Daha ben söylediğim gibi Jön Türk hareketi başıboş bir nehir alamaz. Eğer akacaksa bizim çizdiğimiz haritada akmalı. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağız. Bunun için yapmanız gereken tek şey kesenin ağzını açmak olacak. Kongre için büyük para gerekiyor. Avrupa'da bulunan bütün Osmanlı muhaliflerinin yol masrafları, otelde kalmaları, yeme içme masrafları, hepsinin hususi olarak ağırlanması gerekiyor ki Sabahattin'e inansınlar. Bütün bunlar hayli masraflı olacak. Hatta bazı muhaliflerin Jön Türk hareketine katılmaları için satın alınmaları gerek. Paranın efendisi benim Karasu. Bu mesele halledilecek. Bir an evvel Sabahattin'in kongreyi toplaması için harekete geçmesi elzem. Sabahattin kongreyi toplarken bizim de Abdülhamid'e darbeler indirmemiz lazım. Ben vurduğum her darbeden sonra yaralandım. Attığım her yumruktan sonra ezildim. Attığım her taştan sonra başıma taşlar yağdı. İşte bu yüzden harflerle vurmalıyız Abdülhamid'i. Harfler? Robina bunun için bizle. Doğru söylüyor. Abdülhamid'i en nazik şekilde vurmalıyız. Gazetelerin siyah mürekkebiyle. Abdülhamid hakkında kara gödürler çizilecek. Bir harp başlatacağız. Harflerin askerler olduğu bir harp. Ama ondan evvel Jön Türk meselesini halledelim. Yemekten sonra. Buyurun. Gel. Niye getirdin o saksıyı odama? Hünkârımız emretti sultan. İşittim ki odandan çıkmak istemiyor musun? Baba, ben sadece çok üzgünüm. Evladını cennete yolladın. Kolay değil güzel kızım.
Lakin bilmez misin? Baki olan yalnızca Allah'tır. Bilirim. Bilirim lakin... İçime bir ateş düştü. İçim yanıyor. Kokusunu duymadan, yüzünü görmeden kaybettim ben bebeğimi. Kaybetmedin güzel kızım. Ebedi alemde kavuşmak üzere Rabbimize emanet ettin. Sanki bir daha hiç gülemeyecekmişim, mutlu olamayacakmışım gibi hissediyorum. Mevlana der ki, bir gün gelir, açmaz dediğin çiçekler açar. Gitmez dediğin keder gider, gitmez dediğin zaman geçer. Hayat öyle bir sır ki, önce şükür, sonra sabır, sonra da inanmak gerek. Al bu saksıyı camın önüne koy. Güneş görsün. Ara ara sula toprağını. Sonra sabırla bekle. Kış geçecek, elbet bahar gelecek. O vakit bu saksı da bir lale açacak. Senin de yüzün gülecek kızım. Sabrın son selamet. İçeride kaç kişi var bilmiyoruz. Dikkatli olacağız. Sen de sağlamsın değil mi Nadir Bey? Bu iş bile kişi değil. Girelim beyim. Kafasını kaldıranın kafasına sıkalım. Önce balalar gelsin Osman. İçeride kaç kişi var bir öğrenelim. Geliyorlar. Ne yaptınız? İçerisi kalabalık beyim. Tahminen 7-8 kişi var. Hepsi içeride masaların etrafında dolanıyor. Girerken aradılar mı sizi? Aradılar. Silah sokmuyorlar içeri. Sağ olun balalar. Eyvallah. Mesele anlaşıldı. Ayakta kim varsa indireceğiz. Kurşununu sakla. Bir daha geleceğiz. Bir daha silah gösterirlerse... vurun hepsini. Ne yapacağız? Çekiliyoruz. Kimse sizden evinizi alamaz. Burası sizin.
savunacaksınız. Savunacağız. Burayı bırakmayacağız. Buradan ayrılmayacağız. Canımıza kastediyorlar dayı. Ya eviniz ya canınız diyorlar. Ben söz veriyorum. Malınızdan, canınızdan emin olabilirsiniz. Bundan sonra da kendi isteğiyle evini satacak olan varsa evvela bana gelecek. Benden habersiz hiçbir şeye kalkışmayın. Asaf Emre ile Cezzar burada kalacak. Size göz kulak olacak. Ne ihtiyacınız varsa giderilecek. Bekçi mi oldun Halil Halit? Biz her daim payitahtın bekçisi olduk. Duyduk ki it köpek musallat olmuş, salyalarını akıtıyor. Biz de hoş demeye geldik. Biz ticaretimizin peşindeyiz. Ederinden fazlasını verip evleri almak istiyoruz. Lakin varsa gücün sen al, biz de senden alalım. Bak Garo, ömrünü harcadığın paranın içine seni koyarım, cayır cayır yakarım. Bu mahalleden bir karış toprak alamazsın. Bizim için buralar değerli. Biz buraları almazsak burada mermi sesi eksik olmaz. Belki de bombalar patlar. Sen yine de çok istiyorum diyorsan seni burada öldüreyim, üzerine de türbe dikeyim. Garo, namusun, haysiyetin, şerefin varsa lafını yeme. Çek silahını vur beni haydi. Var Halil Halit, var. Lakin o günün gelmesine vakit var. O gün bugün değil. Çekiliyoruz. Çekilin Deveoğlu develer, çekilin. Haydi. Tekrar ediyorum. Cezzar'la Asaf Emre burada olacak. Ne istiyorsanız onlara söyleyeceksiniz. Mahalleyi terk etmeyeceksiniz. Dayı, madem her isteğimizi sana diyeceğiz. Benim anam evde hasta. Hekim de çağıramadım. İşe gidince aklım hep onda kalıyor. Ben senin derdini anladım. Tamamdır. Hallederiz. Hünkârım. Jön Türklerin bir kongre toplayacağına dair her yerden havadisler geliyor. Buna mani olmak için bazı tedbirler düşündüm. Hayır Mehmet Selim Efendi. O kongrenin toplanmasına mani olmayacağız. Hünkârım doğru mu işittim? Bu bütün Osmanlı muhalefetini bir arada toplayabilecek bir hareket. Niçin müsaade ediyoruz? Zannımca hünkârımızın hassas bir fikri var. Evet. Lakin sizin ne düşündüğünüzü merak ediyorum evladım. Neymiş benim o hassas fikrim? Siz de çok iyi biliyorsunuz ki Jön Türklerin içinde milliyetperver, vatanperver kimseler var. Onlar Jön Türklerin İngilizler ve Fransızlar tarafından desteklendiğini bilmiyorlar. Doğru evladım. Her muhalif hareketin içinde gidilecek yolu bilmeyen, varılacak hedefi kestiremeyen aldanmış kimseler olabilir. Bizim vazifemizse hakikati gün gibi ortaya çıkarmak. Her yanlış fikrin bir mühleti vardır. Deliller sabit değilse o fikre inananlar aldanmıştır. Lakin artık deliller gün gibi ortadaysa artık onlar haindir. Jön Türkleri biz idare edeceğiz. Her hususta onlara hakim olmamız gerek. Lakin şu anda Abdülhamit'in karşısında duracak güçleri yok. Biz Abdülhamit'in karşısındaki bütün güçleri Jön Türklerle beraber toplayacağız. Bugüne kadar muhalefeti hep dışarıdan gelenlerle idare ettik. Şimdi Osmanlı'nın kendi evlatlarına işi bırakma zamanı geldi. Tüm muhalifler birleşsin. Çares. Hınçak Teşkilatı'nın mesullerinden Christopher Mikaelian'ı Paris'e yolla. Mikaelian da kim? Adamın Samuel bir zamanlar Abdülhamit'in karşısına bu isimle çıkmıştı.
Kristapol Mikalyan aslında Garo'nun gerçek ismi. Ve Avenis Nazarbekyan ile Hıncak çetesinin kurucularından. Robina, böyle bir bağlantınızın olduğunu bilmiyordum. Abimin bağlantısı desek? Her neyse, Jön Türkler de Ermeni muhalefetinin yanında olduğunu görsünler. Garo Paris'e gidecek, Karaso ile beraber. Jön Türklere karşı en sert tedbirleri almalıyız. Hassasiyeti anlıyorum, lakin... Lakin mühlet hakkı vardır Mehmet Selim Efendi. İzah edeyim. Jön Türkler Batı'nın tertibidir. 40 yıldır yatırım yaptıkları bir tertip. Jön Türk muhalefeti hep Batı'dan destek aldı. Jön Türklerin içinde Namık Kemal gibi, Ziya Paşa gibi milli ve büyük isimler de vardı. Fakat bunlar devletin iyiye gitmesini isterler. Vakti geldi, gittikleri yolda bunların Batı'nın tertibi olduğunu anladılar. Bugüne kadar Jön Türklere karşı açıktan bir harp ilan etmedik. Sebebi içlerinde aldanmış kimselerin de olması. Bizim maksadımızsa şu. Bugüne kadar içlerinde aldanmışları da barındıran Jön Türkler kongreyi topladıkları vakit Ermeni teröristlerin, İngiliz devletinin, sermaye sahiplerinin desteği gün gibi ortaya çıkacak. Çıkmasa da biz çıkaracağız ki muhaliflerin içindeki millileri uyandıralım. Eğer bu devlet düşmanlarının desteğine rağmen hala o muhalefetin içindelerse bilinsin ki onlar haindir. Bilinsin ki onlar için ceza yakındır. Yani hünkârım, o kongre bir nevi ak ile karayı ayıracak. Ve paşa, devletin yanında olanların yüzü bu dünyada ak olacak. İnşallah ahirette de ak olsun. Lakin ihanet gün gibi ortadayken devlete düşmanlık edenlerin gözünün yaşına bakılmayacak. Sen Jön Türklere para tedarikini halledeceksin. Osmanlı Bankası'ndaki hesabınızdan mı? Başka türlüsü olmaz. Şu anda ancak buradaki hesabımı idare edebilirim. Sen paydahtaki vazifene devam et. Nereden başlarsan başla, lakin sonunda büyük tuzağını kur. Sen bir avcısın, Abdülhamit av. Karaso, sen de Garo ile beraber Ermeni desteğini Paris'e götüreceksin. Sabahattin yanında olduğumuzu bilmeli. Terörize olmuş Ermeniler Sabahattin için yeni bir güç olacaktır. Sabahattin terörle arasına uzun zamandır bir mesafe koymuştu. Ama o da artık bu işlerin ancak kanla yola gireceğini biliyor. Sen de mecmua harbini başlat. Senle kafa kafaya verip Abdülhamit'e karşı matbuat kılıcı çekeceğiz. Merak etmeyin. Bu hususta daha evvel yaptığım çalışmalar var. Nihayet hepimizin yol haritası var. Her kesimden farklı güçleri aynı masaya oturtuyoruz. Bana bir şey söylemedin. Sen kaleyi işten sarsmaya devam edeceksin. Abdülhamit'in haremi senin vazifen. Yine de bir eksiğimiz var. Nedir o? Bize hem Müslümanların saygı gösterdiği hem de Abdülhamit'in saygı gösterdiği biri lazım. Jön Türk Kongresi'ne ikna edip orada boy göstermesini sağlamalıyız. Bir paşa vardı. Kendisini bu vakte kadar ustaca gizlemiş bir paşa. Kim olduğunu bilmiyoruz. Müstahar isimlerle ve sahte adreslerle haberleşiyor Jön Türklerle. Tek bildiğim Abdülhamid'e yakın bir paşa. Bravo, çok güzel. İhtiyacımız olan tek şey, herkes şöyle diyecek, kendi paşası dahi muhalefete inanıyor. Her kimse o, o paşaya haber gönderilsin. O da Paris'e kaçsın. Ama tabii bütün bunların başlayabilmesi için
Fuat Efendi'nin Jön Türklere para yardımını yapması lazım. Jön Türklerin paraya ihtiyacı var. Ve bu parayı Rothschild'den alacaklardır. Doğru. Lakin Rothschild burada. Sadece Osmanlı Bankası'ndaki parayı kullanabilir. Evlatlarım. Evet. Rothschild'ın Osmanlı Bankası'ndaki hesaplarını takip edin. Banka müdürünü ikaz edin. Tüm hareketlerden haberimiz olsun. Emredersiniz. Dayı. Geldiğin için sağ ol. Hastaneye götürelim dedik, istemedi. Sen bir bak. Yani icap ederse ben bu kez zorla götürürüm. Merak etme, ben ikna ederim. Burası. Bir ihtiyacın olursa çocukları yollarsın bana. Nihayet pes ettin. Artık karşıma çıkma diyordun. Şimdi sen çağırdın beni. Kendim için değil, hasta var dediler. Onun için çağırdım. Olsun. Bu da mühim bir merhale. Ben ki Cihan'a sözümü dinletirim. İcap ederse dinlemeyeni inletirim. Lakin yüreğime geçmiyor hükmüm. Gel. Hünkârım. Nedir bu paşa? Size gönderilmiş bir paket hünkârım. Bu sandık nedir bilir misin paşa? Şifreli bir sandığa benziyor hünkârım. Bu sandığı açabilir misin? Olmuyor hünkârım. Yusuf oğlu Ahmet ve Ali efendileri sarayda misafir edelim paşa. Kutuyu gönderenler. Adres bellidir. Emredersiniz hünkâr. Kumarhaneyi basmaya geldiler. Zayiat çok mu? Kurşun bile attırmadan canlarını alırdım. Onlar benim mekanıma zayiat verecek adam değiller. Kurşun yağdırdım üzerlerine. Raconumu da kulaklarına küpe olarak taktım. Lakin Halil Halit yoktu. O mahalledeydi. Tedbir almış mahallede. Tabii onlar da Halil Halit'in desteğini almışlar sırtlarına. Yüreklenmişler şimdi hepsi. Bizim evleri satın alma işi uzar biraz. Bütün hepsini halledeceğiz. Teker teker. Halil Halit yaralı aslan. Canı yanıyor. Ama ben hepsini terbiye edeceğim. Avrupa'dan yeni bir makine sipariş ettim. O geldiğinde herkes susacak. Siz mecbur kalmadıkça çatışmaya girmeyin. Saldırırlarsa cevap verirsiniz. Kumarhanenin emniyetli bir yer olduğunu herkes bilsin. Can korkusu taşıyan mekana gelmez. Ne makinesi geliyor? Senin kumarhanene bir oyun makinesi getiriyorum. Güzel bir açılışla
krallığımızı ilan edeceğiz. Cesaretlerini kıracağız. Bana itaat etmeleri gerektiğini hem onlara hem bütün payitahta göstereceğiz. Kumarhaneye baskın verdik. Ama emniyet almışlardı. Ağır silah kullanıyorlardı. Üzerimize kurşun yağdırdılar. Sonra birden kesildi. Sonra içeriden bir adam çıktı. Rajon kesti, içeri girdi. Garo da bugün mahalleye geldi. Onun da dili uzundu. Silahını çekti lakin tetiğini çekmeye cesaret edemedi. Korkuyorlar dayı. Kalpleri titriyor. Kimden korkuyorlar Söğütlü? Biz 3 kişiydik. Onlar 4-5 kişiydi. Bunlar biraz daha fazla oldular mı binerler tepemize. Niye yapmadılar dayı? Başka bir tertipleri var demek ki. Çatışma istemiyorlar. Lakin siz yine de temkinli olun canımız yanmasın. Hala şifreyi çözemediniz mi paşa? Hünkârım çok uğraştım lakin çözemedim. Hünkârım, misafirlerimizin geldiğini bildirdiler. Bakalım bizim mesleğimizde bu kadar kabiliyetli olanlar kimlermiş? Alınız içeri. Emredersiniz. Evladım misafirlerimizi alalım. Çok uğraştım lakin bir türlü şifreyi çözemedim hünkârım. Ve Ali efendileri çağırtmıştık. Ahmet ve Ali efendiler paşam. Maşallah. Gelin bakalım evlatlarım, gelin. Gel, gel. Gel maşallah. Maşallah. Gel. Senin adın ne? Ahmet. Ahmet maşallah. Gel bakalım. Sen de Ali olmalısın. Maşallah, maşallah. Paşam. Buyurun hünkârım. Bu kutuyu siz mi yaptınız? Kardeşimle beraber yaptık hünkârım. Aferin size. Şifre de koymuşsunuz. Mahir bir iş. Sizin de böyle kutular yaptığınızı işittik. Biz de öyle yaptık. Aferin size, aferin size. Açalım bakalım içinde ne varmış. Bu mektubu siz mi yazdınız? Biz söyledik, babamız yazdı. Paşam, okuyunuz. Emredersiniz hünkârım. Benim adım Ahmet. Kardeşimin de Ali. Mahallede arkadaşlarımızla konuşuyorduk. Padişahımızın çok büyük hafiyeleri varmış. Celaleddin Yüzbaşı, Meyit Efendi. Sokakta oynarken ben Celaleddin Yüzbaşı oluyordum. Kardeşim de Meyit Efendi. Bu hafiyeler devletin her işini yaparmış. Hem de gizliden. Biz de devletimiz için çalışmak isteriz. Ne vazife olsa yaparız. Demek ne vazife olsa yaparsınız. Yaparız hünkârım. O halde ilk vazifenizi veriyorum. Emredin hünkârım. Evvela namazınızı aksatmayacaksınız. Anlaştık mı? Anlaştık. İkinci vazifeniz... Annenizin, babanızın sözünü çiğnemeyeceksiniz. Onlara karşı edepli olacaksınız. Anlaştık mı? Anlaştık. Üçüncü vazifeniz de mekteplerinizdeki en başarılı öğrenciler sizler olacaksınız. Büyüyeceksiniz, tahsilinizi bitireceksiniz ve devletinize hizmet edeceksiniz. Kabul mü? Kabul. Kabul mü Ali? Kabul. Maşallah. Let's
Asker evladım. Ali ve Ahmet efendileri hediyelerini verip evlerine götürünüz. Emredersiniz hünkârım. Hadi bakalım, selametle. Gel bakalım, gel bakalım. Maşallah, maşallah. Al evladım. İşte paşa, devletin böyle çocuklara ihtiyacı var. İstikbalimizi kazanacak, bizi yükseltecek bir ruh var bu çocuklarda. Bu iki evladımızı hususi olarak takip edin. Hafiye teşkilatımız için gözünüz her daim üzerlerinde olsun. Emredersiniz hünkâr. Osmanlı'da can emniyeti yok. Osmanlı'ya gelecek olan yabancıları korkutacaktır. Eski bir usuldür. Saldırmak istediğimiz devleti emniyetsiz ilan ederiz. Yaz. Hicaz demir yolu tam bir ahmaklık. Abdülhamit boş bir heves için devletin parasını harcıyor. Osmanlı Hicaz demir yolunu asla bitiremeyecek. Osmanlı milletinin böyle bir demir yoluna ihtiyacı yok. Usuller hep aynı. Devletlerin yaptığı terakki hamlelerini karalamak. Eğer demir yolunu bize verselerdi böyle haberler yapmazdık. Değil mi Robina? Şöyle bir havadis daha yazalım. Osmanlı tebaasının tembelliğinin, cahilliğinin sebebi Abdülhamit'tir. Hala şehirde nasıl gezileceğini bilmeyen, medeniyetten uzak Osmanlı tebaası çok eski çağlardan kalma. Ermenilerin Abdülhamid'in zulmü altında ezildiğini de yazmak icap eder. Ermenilerin doğuda yaptığı son katliamlardan sonra bu tür havadislere bir müddet ara versek iyi olacak. Onun yerine Ermeni çetecilerin ne kadar iyi, ne kadar medeni insanlar olduklarına dair haberler yapsak daha iyi olur. Paşa'dan haber var mı? Evet, irtibat kuruldu. Jöntürk Kongresi için çağrıldı. Fakat hiç kimse paşanın kim olduğunu bilmiyor. Lakin Abdülhamid'in afiyelerinin bu irtibattan haberdar olmasından korkuyoruz. Bırakın Abdülhamid de bilsin bir paşasının jöntürk olduğunu. Baksanıza paşamız kendisini o kadar iyi saklıyormuş ki o gidene kadar Abdülhamid onun kimliğini ortaya çıkaramaz. Hünkârım, geceleri uyuyamıyorum. Memleketin gençleri için deli gibi çalışıyorum lakin hala kâfi gelmiyor. Vazifemi doğru yaptığıma inanmıyorum. Belki de hakkıyla yapamadığım vazifemden çekilsem iyi olacak. Sizin bu vaziyetinizi bildiğim için muallim İsmail Hakkı Efendi'yi çağırdım. İçeri alın evladım. Hünkârım. Zühtü Paşa marif işlerinde yalnız kalıyor ve yoruluyor. Niyetini bize söylemeden evvel biz onun sıkıntısını bilirdik. Görüşmek istediğinde ise bu meseleyle alakalı olacağını bildiğimizden sizi çağırdık. Emredin hünkârım. Zühtü Paşa'ya yardımcı olmanızı, marif işlerinde yalnız bırakmamanızı istiyorum. Yeni mektepler açmalıyız. Zühtü Paşa bugüne kadar güzel işler yaptı. Lakin bu yorgunluk belki işleri aksatır. Aksamaması için siz de marif vekaletine hakim olun. Naçizane benim için münasiptir hünkârım. Sizin gibi sadık bir paşamızın mertçe fikirlerini söylemesi diğer paşalarımıza da misal olmalı. Teveccüh buyurdunuz hünkârım. Sizden
Devletimiz için yapmanızı istediğim bir şey var. Emredin. Canım feda. Bay Rothschild'ın banka hesap hareketlerini istiyoruz. Elbette şehzadem. Evrakları hemen hazırlatayım. Seyfi. Bay Rothschild'ın bankamızdaki bütün hesap hareketlerini hazırla. Şehzadelerimiz burada. İvede olsun. Bundan sonra tüm hesapları takip edersin. Saraya bir rapor halinde yollarsınız. Emredersiniz şehzadem. Şehzadeler, Mehmet Selim ve Abdülkadir, sizin hesaplarınızın peşine düşmüşler. Bankadan soruşturmuşlar. Abdülhamit, sen bu toprakların son imparatoru olacaksın. Yaptığında son oyunun olacak. Ne oyunu? Abdülhamit, Jön Türk Kongresi'nin toplanmasını istiyor. Anlamadım, neden istesin ki? Jöntürklere gidecek olan parayı meydana çıkartmak istiyor. O paranın bizden gideceğini biliyor. Yardımı meydana çıkarttığında da işte diyecek. Size yardım eden bu. En büyük para baronu. Yahudi Rothschild. Ama siz isterseniz bu parayı başka türlü de gönderebilirsiniz. Elbette gönderebilirim. Ama buradan olmaz. Bizzat gitmem gerekiyor. Göndereceğim para yüklü bir miktar. Ben emir vermezsem o parayı kimse çıkaramaz. Yalnız sizin o parayı bulup bizatihi Jön Türklere ulaştırmanız hayli zaman alabilir. Onların ise bekleyecek güçleri yok. Jön Türkleri bir araya getirmişken para için dağılmalarına müsaade etmem. Ne yapacağız öyleyse? Joris. Joris bu işi halledebilir. Joris o kadar parayı nereden bulabilir ki? Bir tefeciden bahsetmişti. Onun parasını Jön Türklere gönderebiliriz. Tefeci burada bir banka gibi çalışıyor. Herkesin parasını işletiyor, sahip çıkıyor. Tefeciden parayı almak büyük bir kriz çıkartır. Çıkacak krizden bize ne Fuat Efendi? Güçleri yetiyorsa durdursunlar. Joris, gel dostum. Sana ihtiyacımız var. Ben de bunun için buradayım. Bahsettiğim bir tefeci vardı. Onun bütün parasını istiyorum. Gel. Abdülkadir. Buyurun validem. Belki çalışmana bir süre ara verirsin diye düşündüm. Su muhallebisi. Kaç vakittir canım çekiyordu. Ağaç başı hissetmiş olmalı. Ağaç başı değil bu. Senin elinden çıkmış bu, öyle değil mi valide? Kesinlikle sen yapmışsın. Senden başka kimse bu kadar lezzetli yapamaz su muhallebisini. Küçükken de böyle söylerdin. Ellerine sağlık, dünyanın en güzel sultanı. Afiyet olsun oğlum. Senin de kalbine, aklına sağlık. Babana verdiğin destekten dolayı o kadar mutlu oldum ki Abdülkadir. Uçurumun kıyısındaydım validem. Vatana hizmet etmek, vatan için çalışmak meğer ne kadar huzur veren bir şeymiş. Bundan böyle babamla yollarımız ayrı düşmez. Hiç merak etme sen. Allah'ıma şükürler olsun. Naime nasıl? Onu görmek için odasına gittim lakin uyuyordu. Naime çok üzgün. Hepinizin yüzünün aynı anda güldüğünü görsem o kadar mutlu olacağım ki Abdülkadir. Sen başımızda ol.
Sevginle yolumuzu aydınlat. Biz elbet güleriz. İnşallah evladım. Yok yok. Ben bir şey yapmadan dayanamayacağım. Oğlumun bana ihtiyacı var. Ne var Mahmut? Çok acıktım. Şöyle tavuk butu pastırma yapsan da 3-5 tane yesek. Ya da 8-10 tane. Ye sen Mahmut ye. Tıkanıncaya, patlayıncaya kadar ye. Oğlun aç bir ilaç, sen tavuk ye, pastırma ye. Anlamıyorum ki. Yemeyelim mi? Seniha! Çalışıyor muydun? Babamın verdiği birkaç dosya vardı abi. Onlara bakıyordum. Lakin biraz ara verebilirim. Seni babamla aynı safta çalışırken görmek beni çok mutlu ediyor. Annem de aynısını söyledi. Ben seviyorum diye su muhallebisi yapmış. Sen iyi misin? İyiyim. İyiyim. Zeynep hemşireyle bir süredir sizi görmüyorum beraber. Eskiden sık sık kahve içerdiniz. Zeynep'in bana alakası olduğunu zannettim. Zeynep de benim alakamı çekmişti. Onu daha yakından tanımak, onunla vakit geçirmek istedim. Zeynep hemşire de memnun olmuştur bu durumdan. Aksine. Bana olan hislerinde yanıldığını söyledi. Çoktan gitmişsindir diye düşündüm. Hala mahallede olduğunu öğrenince bekledim. Hangi eve girsem birinin daha hasta olduğunu söylediler. Sen de sırayla bütün evleri gezdin tabii. Biraz öyle oldu. Ama bu gecelik artık tamam. İyi, o vakit saraya kadar refakat edeyim. Ben giderim. Lüzum yok senin bırakmana. Lütfen. Peki. Yıldızlar da bu gece ne kadar güzel değil mi? Baksana. Aslında önümüze baksak daha iyi. Sonra takılır düşeriz falan. Sana bütün paralarını istiyorum dedim. Yapamam. Paralar benim değil. Ben sadece saklıyorum, işletiyorum, borç veriyorum. Hem benim sandığınız gibi bu işten bir çıkarım yok. Adam, madem paralar senin bile değil, neden başkasının parası için beni karşına alıyorsun? Bütün herkesin parası bende. Bütün payitahtı karşına alırsın. Bunun altından kalkamayız. Benim kimseden korkum yok. Adres sorana adamı söylersin. Önce beni, sonra seni öldürürler. Yapamam. Yapamaz mısın? Sana bir şey anlatayım. Lars. Şimdi söyle bakalım. Bu kulun bedeli nedir? Tamam, tamam. Dur bırak, yapma, yapma. Benim bir kasam var. Bütün param orada. Bak, al.
Al, al bak bunu anahtarı. Al. Al. Bu da adres. Eğer bütün servetin bu değilse tekrar gelirim. Kolunu değil kafanı keserim. Bunu da hiçbir servetle ödeyemezsin. Bari beni koruyun. Birazdan insanlar yığılır kapıya. Lars, buraya birkaç adam bırak. Aç. Bana bu esaretin bittiğini söyle. Sana patatesli börek yaptım. Çok severdin. Her gün yapsan, her gün yerim derdin. Sen de o vakit beni kırmazdın. Sözlerimi ikiletmezdin. Ben o vakit neysem, hala oyum dayı. Ve hayatta en sevdiğim kişi de sensin. Bu doğru olsaydı, babanın sözlerine kanıp beni bırakıp gitmezdin. O iblise hizmet etmezdin. Beni burada mahkum etmezdin. Seni sukut hayale uğrattığım için üzgünüm dayı. Gerçekten. Ama buna mecbur kaldım. Eğer seni bırakırsam gidip Bidar'a her şeyi anlatacaksın. Evet. Beni ömrümün sonuna kadar burada mı tutacaksın? Buradan çıkar çıkmaz ilk işim gidip Bidar Sultan'a her şeyi anlatmak olacak. Bütün maksadınızı tek tek söyleyeceğim. Dayıcığım, vazgeç ne olur. Karışma bu meseleye. Git buradan. Öldü varsay beni. Sen zaten benim için öldün. O hayatıma neşe katan, yüzümü güldüren, masum, cıvıl cıvıl kız öldü artık. Ömrümü adadığım, iki gözüm, yeğenim öldü benim. O hiç kimseyi kırmazdı, incitmezdi. Can emniyeti yok. Zaptiye Nazırı Şefik Paşa. Emir buyurun hünkârım. Osmanlı'da bir cinayete kurban giden, payitaht sokaklarında bir soyguna maruz kalan yabancılarla alakalı bilmediğimiz bir vaziyet mi var? Hünkârım, geçtiğimiz yıl sadece 46 kişi payitahtta yan kesiciler tarafından soyuldu. Hepsi yakalandı. Ve paraları yabancı misafirlere iade edildi. Bu rakam Paris'te 232, Londra'da 567. Yani hünkârım, payitahtın sokakları Paris'ten de Londra'dan da daha emniyetli. Lakin dünya bu paşavraların söylediğine inanıyor. Derhal rakamlar belgelensin ve yabancı gazetelere gönderilsin. Emredersiniz hünkârım. Havadise bak. Milletimize cahil demişler. Köle edemedikleri bir Osmanlı milleti var karşılarında. Onların tek yaptığıysa iftira atmak. Hicaz demiryolu israfmış. Bizim Mekke için, Medine için yaptığımız hiçbir hizmet israf olamaz. Onlar tüm dünya Müslümanlarının bu demir yolu vesilesiyle kucaklaşmasına mani olmak isterler. İstiyorlar ki gitmeyelim, buluşmayalım, kucaklaşmayalım, birleşmeyelim. Hadsizler, adiler, iftira pahalı mıdır, ucuz mudur paşalar? Ucuzdur hünkâr. Pahalıdır paşa. İftira atmak için şerefini satmak gerek. Şerefse çok pahalıdır. Lakin bir insan şerefe layık değilse şeref ondan gider. Bunlar iftira atmak için şereflerini, haysiyetlerini satmışlar. Bu gazetelerin iftiralarına biz hakikatle cevap vereceğiz. Hünkârım,
Bunlar iftiradır. Amenna. Lakin bir havadis var. Nedir paşa? Hünkârım, sokakta para dönmüyormuş. Tüccar limana gelen mallarını alamıyormuş. Sanki birdenbire payitahtın sokaklarındaki sıcak para çekilmiş. Sebebine dair bir malumat var mıdır paşa? Yok hünkârım. Gel. Hünkârım, geciktim, af buyurun. Lakin mühim bir havadisi doğrulatmam elzemdi. Hakikat olan havadisi hasretiz paşa. Söyleyiniz, neymiş? Hünkârım, paşalarınızdan birinin telgrafları ele geçmiş. Jöntürk Kongresi'ne katılacağını yazıyor telgrafında. Kim olduğu belli mi paşa? Hayır hünkârım. Kendisini ustalıkla gizliyor. Devletin binlerce paşası var. Kimse hakkında kötü zanda bulunacak değiliz. Lakin ikazımı unutmayınız. Para uğruna ihanet eden bedelini sefaletle öder. Kadın uğruna ihanet eden bedelini rezaletle öder. Devlete ihanet eden bedelini canıyla öder. Çıkabilirsiniz. Söğütlüğü çağırınız paşa. Emredersiniz hünkârım. Siz payitahtın dayısısınız. Bizim sizden başka kapısını çalacağımız hiç kimse yok. Zerdost bütün parayı piyasadan çekti. Ne mal alınıyor ne satılıyor. Ticaret bitti. Allah aşkına bize yardım edin. Zerdost paramızı vermezse tüccar, esnaf hepsi batar. Ne Müslüman dinliyor ne gayrimüslim. Hiç kimseye tek kuruş vermiyor. Tefecinin biriyle ne diye iş tutuyorsunuz? Zerdos sadece faizle para vermiyor. Paramızı emanete de alıyor. Biz alışkın değiliz dayı paramızı bankaya yatırmaya. Acil paraya ihtiyacımız olduğunda Zerdos'un kapısını çalarız. Bankalar öyle mi? Mesai bitti deyip bizi gönderiyorlar. Paramızı da alamıyoruz. Anlaşıldı yeğen, anlaşıldı. Tamam, sen git, biz bir hal çaresine bakacağız. Haydi haydi. Eyvallah. Ne zormuş namuskar kazanıp namuskar yemek. Ne zormuş namuskar yaşayıp namuskar ölmek. Helal ticaret peşinde koşan tüccarın haklarını nasıl gasp ediyorlar görüyorsun değil mi? Ne yapacağız dayı? Ne yapacağız Tatar? Zerdost köpeğinin tepesine bineceğiz. Derdi neymiş öğreneceğiz. Payitahtın dayısıyız. Kimsenin rızkını kimsenin boğazından geçirmeyeceğiz. Naimem. Hele şükür çıkmışsın odandan. Gel bakalım. Hekim efendi iyi geleceğini söyledi. Tabii iyi gelir ya. Kızım bize birer tane kahve yaptır. Emredersin sultanım. Nasılsın bakalım bugün? Daha iyi misin? Aynı. İçimde kocaman bir boşluk var. Geçecek güzel kızım. İnan bana hepsi geçecek. Tekrar seveceksin. Evleneceksin, yuvan olacak. Çocukların olacak. Gelirken Şivenaz'ın odasına uğradım.
teşekkür etmek için Lakin yoktu. Fuat Efendi'nin yanına gitmiştir. Hayatımı ona borçluyum. Ona bir hediye alıp sürpriz yapmak istiyorum. Ne dersin? Güzel düşünmüşsün kızım. İyi olur. Fuat Efendi'nin evine gidip vereceğim hediyemi. Ne de olsa evlendikten sonra orada yaşayacaklar artık. Seniha Sultan, bu ne güzel bir tesadüf böyle. Alışverişe mi geldiniz? Aslında pek sayılmaz. Ben Zarif'a gelmiştim de mücevherlerimi bozdurmaya. Ulan hambur! Vay namussuz vay. Vay! Ulan sen kimsin, milletin parasına çöküyorsun be? Kimin parasına el koyuyorsun sen? Vallahi iftira. Madem iftira, çıkar lan paraları. Para bende değil, emanetçi aldı. Dur, vallahi emanetçi aldı bütün paraları. Ulan hambur, sen paranın hepsini verir misin be? Söyle lan, nerede milletin parası? Vallahi billahi tillahi seni alnının çatından vururum. Tamam dur. Paranın bir kısmı bankada. Hepsini vermedim emanetçiye zaten. Yürü lan bankaya. Bütün paranı vereceksin. Yürü. Aman emanetçi duymasın. Vallahi kellemi alır. Biz ondan daha mı merhametliyiz sanıyorsun? Yürü lan. Yürü. Lan yürü. Açıkçası ben bunu kimseyle paylaşmayı düşünmüyordum. Ancak siz Sabahattin'in mahkumiyetten kaçmasına yardım ettiniz. Halimi anlayacağınızdan eminim. Elbette anlıyorum. Siz her şeyden evvel bir annesiniz. Hangi annenin yüreği evladı hayatının bağrındayken sefalet içinde yitip gitmesine dayanabilir? Müsterih olun. Siz Jön Türklere destek için para göndermiyorsunuz ki. Oğlumuz hayatını idame ettirebilsin diye gönderiyorsunuz. Mahmut, eğer para gönderirsen sana hakkımı helal etmem dedi. Duyarsa beni affetmez. Ama işte ben de böyle elim kolum bağlı duramıyorum. Sıkışıp kaldım. Seniha Sultan, sizin oğlunuz kötü biri değil ki. İnandıklarının peşinden giden cesur genç bir adam. Bence oğlunuz yüzünden başınızı öne eğeceğinize onunla gurur duymalısınız. Yanlış yolda olduğunu bile bile mi? Yolun nerede nihayete ereceğini hangimiz biliyoruz ki kendi yolumuzun doğruluğundan bu kadar emin olabiliyoruz? Herkesin doğrusu başka. Bana doğru gelen bir şey size yanlış gelebilir. Size doğru gelen bir şey bana yanlış gelebilir. Hangimizin haklı olduğunu kim söyleyebilir? Sabahattin de sadece kendi doğrularının peşinde. Teşekkür ederim Sivenaz. Ne için? Ben oğlumu kimselere, hatta kendime karşı savunamazken bile bana karşı oğlumu savunduğunuz için teşekkür ederim. Payitahta sıcak paranın dönmediğine dair söylentiler var. Halil Halit Efendi'nin bu mevzuyla alakalı bir malumatı var mı? Var hünkârım. Biz de meseleye yeni vakıf olduk. Bir tefeci varmış Zerdos namında. Bu payitahttaki tüccarların paralarını işletirmiş. Tüccarın tefeciye işletmesi için verdiği paralar ortada yok. Bu sebeple tüccar mal alamıyor, satış yapamıyor. Doğru hünkârım. Emanetçi namında birinin Zerdos'un parasını aldığını düşünüyoruz. Meseleyi halletmek için uğraşıyoruz. Emanetçi ile alakalı bir malumat var mı? Size suikasta kastettiğini biliyoruz hünkârım.
vakit Rothschild'le bağlantılı. Hasim Paşa, şehzadelerimizin Rothschild'in banka hesaplarını kontrol ettiğine dair havadis kendisine ulaşmıştır herhalde. Rothschild muhakkak haberdar olmuştur hünkâr. O halde Bay Rothschild'in başka bir para kaynağına ihtiyacı olacak. Yani tefecinin parası çoktan Bay Rothschild'in eline geçti. Peki. Evvela payitahttaki nakdi sıkıntıyı çözeceğiz. Sonra da Bay Rothschild'i kuracağımız tuzağa çekeceğiz paşa. İnşallah hünkâr. Ne kadar sürecek? Buyurun, sizi kasaya götüreceğiz. Ben paraları alıp geliyorum. Bunda daha ne paralar vardır? Takip etmek lazım. Önce buradakileri alalım. Milletin parasını azar azar dağıtalım. Daha silkeleri samburu. Buyurun. Buraya imza atacaksınız. Paranızı teslim edeceğiz. Sen nereden çıktın? Be adam. Ben sana söyledim. Hiçbir servet canını kurtarmaz artık. Beyefendinin mirasçısı benim. Paramı ödeyin. Tamam. Buyurun. Haklısın. Bir soralım. Nerede kaldı bu Zardoz? İşlem uzun sürüyor efendim. Biz bir bakalım. Yasak, giremezsin. Payitahtta nakdi sıkıntı var. Tüccar para bulamıyor. Gerçi bunun sebebi paralarını tefecilere kaptırmış olmaları. Lakin bunun bedelini millete ödetemeyiz. Meseleyi işittik hünkârım. Tüccarlar mal alamadığı için ekonomi durma noktasına gelmiş. Bunu çözmeliyiz. Siz sıkıntıda olan tüccarı saraya davet ediniz. Devlet onların sıkıntılarını çözecektir. Emredersiniz. Hünkârım, biz Rothschild'ın para aktarımını takip edip Jöntürklerle sermaye arasındaki bağı ortaya çıkaracaktık. Şimdi Rothschild banka hesaplarını araştırdığımıza uyandı. Tefecinin parası da onun elindeyse Jöntürklere kayıtsız olarak para gönderecektir. Biz asla bu durumu tespit edemeyeceğiz. Tertibimiz çöktü hünkârım. Siyasette çareler tükenmez paşa. Bizim tertibimiz sizin sandığınızdan da büyük. Derhal paşaları çağırınız. Fuat Efendi de mutlaka gelsin. Rothschild'e öyle bir ders vereceğiz ki bundan böyle eline para almaya korkacak. Sabahattin'e para göndermenin yolunu buldum. Her şey Abdülhamit'in gözü önünde olacak ama hiçbir şey göremeyecek. Nasıl olacak bu dediğin? Seniha Sultan hesabından göndereceğiz parayı. Kendisi oğlunun vaziyetine üzülüyor. Para göndermesi için onu biraz teşvik ettim. Onun göndereceği parçanın içine mi koyacağız parayı? Abdülhamit, kardeşinin hesabında bu kadar çok hareket olduğunu duyarsa
şüphelenir. En azından kardeşine sorar. Seneha Sultan da gönderdiği meblağın bu olmadığını söyler. Yani iş hemen ortaya çıkar. Haklı olabilirsin, böyle düşünmemiştim. Ama o paranın hepsini değil de bir kısmını Seneha Sultan'ın hesabından gönderebiliriz. Dikkati çekmeyecek kadarını. Diğerini de biz götürürüz. O vakte kadar Sabahattin Efendi de bu parayla idare eder. İşi çabuklaştırır. Tamam o halde. Yalnız Seneha Sultan fark etmeden bizim paramızı onun parasının içine nasıl koyacaksın? Onu da bana bırak. Bildiğiniz üzere payitahtta sıcak para sıkıntısı çekiliyor. Lakin devlet bu meseleyi çözecek güçtedir. Hünkârım, affınıza mağruren. Gemileri daha fazla bekletemeyiz. Eğer sıkıntıyı çözemezsek tüccarlar mallarını alamayacaklar. Doğru söylersiniz Mahmut Paşa. Sizleri bu yüzden çağırdım. Devletin bu meseleyi çözmesi için kaynak arayışları mevcuttur. Lakin bizden evvel davranıp bu para sıkıntısını çözebilecek kabiliyette olan paşalarımız var, biliyorum. Bu sebeple para sıkıntısını çözen kişiye payitaht halkı minnettar kalacaktır. Ayrıca Fuat Efendi'nin hariciye ve iktisat meselelerinde aldığı vekalet vazifesini de bir ödül olarak bu meseleyi çözen paşamıza vereceğiz. Hiçbirinizin devlete hizmet yolunda bir ödüle tamah etmediğinizi biliriz. Lakin yaptığınız hizmette karşılıksız kalamaz. Bize 12 saat içinde kim kaynak bulursa ödüllendirilecektir. Çıkabilirsiniz. Allah ömürler versin. Allah ömürler versin. Eğer bu meseleyi siz çözerseniz vazifenizde kalacaksınız Fuat Efendi. Hünkârım, muradınız nedir? Kafire bir darbe daha indirmek paşa. Aldınız mı paraları Tatar? Zerdust'la bankaya gittik beyim. Bankada kafasını kesmişler. Paraları da alamadık. Kim yapmış Tatar? Bilmiyorum beyim. Paraları bulmamız şart Tatar. Zerdust dediğin sıradan bir tefeci değil. Milletin bütün parası bu adamda. Bütün ticaret bu adamın üstünden dönüyor. Mallar limanda kalmış, kimse mallarını çekemiyor. Paraları bulmamız lazım. Paraları bulamazsak ticaret durur. Ortalık karışır, kimseye hiçbir laf anlatamayız Tatar. Bulacağız beyim, bulacağız. Bir mesele daha var. Bizim balalar haber verdiler. Kumarhane için bir makine getiriyorlarmış. Makine mi? Ne makinesi? Poker oyununun bir cinsiymiş. Makineyle oynanıyormuş. Amerika'dan getiriyorlarmış. Neden makineyle oynatmak istiyorlar ki? Vallahi beyim, bu makineyle kazanacak insan sayısı önceden hesaplanabiliyormuş. Millet oynayacak, mekan kazanacak. Boş bırakmayalım Tatar. Ne vakit geliyor öğrenelim. Balalardan birini limana gönderdim. Bir şey olursa haber verecek beyim. Bugün limana git. Bahsettiğim makine gelmiştir. O makineyi önce buraya getir. Sonra da kumarhaneye götürürsün. Sen bu kumarhane işini neden bu kadar ciddiye alıyorsun? Bildiğim kadarıyla Rothschild'ın paraya ihtiyacı yok. O bizim arkamızda olduğuna göre bizim de yok. Mesele kumarhaneden kazanacağımız para değil. Payitahta sahip olmak istiyorsak her yer bizim olmalı. Yine de makine getirmeni pek anlayamadım. Makinenin kendisi mühim değil. İçinde bomba malzemeleri var. Bir bomba deneyeceğiz. Buradaki yaptığımız her iş, yapacağımız büyük suikasta birer adım. Buna çok sevindim. Nereyi patlatıyoruz? Makine geldiğinde sana patlatacağın yeri söyleyeceğim.
Hazırlanmışsınız. Artık gitme vakti geldi paralarla birlikte. İnanabiliyor musun? Bu para benim sadece hizmetlilere ikramiye olarak verdiğim kadar. Ama Abdülhamit'in bizi çaresiz bırakması neticesinde şimdi bu paralara ihtiyacımız var. Abdülhamit'in ve benim daha çok ihtiyacımız var. Ne demek istiyorsun? Payitahttaki para sıkıntısı Abdülhamit'in içine dert olmuş. Payitahtı finansal olarak rahatlatana hariciye komisyonu vekilliğini verecekmiş. Parayı da 12 saat sonra geri ödeyecekmiş. Bu paranın gideceği yer belli. Sadece 12 saat. Abdülhamit'e parayı vereceğiz, sonra iade edecek. Abdülhamit'e bu paraları vermezsem bütün gücümü yitireceğim. Arkanızda güçsüz birini mi bırakmak istiyorsunuz? Tamamdır efendim. Yatırmak istediğiniz Mevla'yı muameleye koydum. Çok teşekkür ederim. Hayırlı günler. Size de. Şehzadem, diğer evrakları da hazırlatıp size getireyim. Tamam. Hala. Mehmet Selim, Abdülkadir, sizin ne işiniz var burada? Babam bazı hesapları kontrol etmemiz için vazifelendirdi bizi. Sen birine para mı yollayacaktın hala? Yo, nereye yollayacağım ki? Ben kendi şahsi hesabıma bir miktar para yatırdım. Halacığım, sen iyi misin? Rengin soluk gibi biraz. Hasta falan değilsin inşallah. Yok evladım, ben gayet iyiyim. Sana öyle geldi herhalde. Neyse, ben artık gideyim. Alışveriş yapmam lazım. Görüşürüz sonra. Hoşçakalın. Biz saraya dönerim. Anlaşılan Bay Rothschild tahmin ettiğimiz gibi yürütecek işler. Ne yapacağını biliyorsun. Bu parayla Sena Sultan'ın gönderdiği meblağı ilave edip aynı hesap üzerinden Paris'e göndereceğim. Mesai saatinden sonra bir süre ortadan kaybol. Yeni vazifeni beklersin. Emredersiniz. Gel. Hünkârım, devletimizin sıkıntısı sıkıntım, milletimizin kederi kederimdir. Bu sebepten tüccarlarımızın içinde bulunduğu maddi sıkışıklığı gidermek adına ihtiyaç duyulan parayı getirdim. Lakin bu kadar kısa sürede bu kadar parayı nereden buldunuz Fuat Efendi? Sizce de şüphe etmeyi gerektirmez mi? Bildiğim kadarıyla ticaret yapmıyorsunuz. Hususi servetiniz de yok. Sizin mi bu para? Hayır değil hünkârım. Kimin öyleyse? Bay Rothschild'im. Bay Rothschild'e eğer bu parayı götürmezsem vazifemden olacağımı, ileride Osmanlı'da yapacağı yatırımlara bu durumun mani olabileceğini söyledim. Bizim yanımızda kala kala siyaseti öğrenmişsiniz Fuat Efendi. Teveccüh ediyorsunuz hünkârım. Vazifede kalacaksınız Fuat Efendi, söylediğiniz gibi. Bu para tüccarların malları gitmeden onlara yetişecek. Ardından devletimiz Bay Rothschild'ın parasını iade edecektir. 5-6 saat sonra Bay Rothschild gelip parasını alsın. Ben iade ederim. Olmaz. Bay Rothschild gelip kendisi alsın.
Hem de ona bir teşekkür beratı verelim. Memnun olurlar. Hünkar, benim anlamadığım, biz bu kadar parayı bulamayacak güçte miyiz? Sen bu devleti ne vakit güçsüz gördün paşa? Bekle ve gör. Burada 1391, burada da 1500. Doğru. Gelin. Bankada vaziyet nasıldı? Gereken malumatları alabildiniz mi? Aldık Sultan. Biliyor musun? Halam da oradaydı. Halan mı? Bizi görünce tedirgin oldu. Doğru düzgün konuşmadan gitti. Sen de düşündüğümü düşünüyorsun, öyle değil mi? Halam Sabahattin'e para yollamak için bankadaydı. Eğer öyleyse mutlaka ortaya çıkacaktır. İnşallah yanılıyoruzdur. Paran yoksa malını indirmem. Vallahi satıp getireceğim. Sen malları indir. Param bir iki güne kadar elinde olacak. Yok, indirmem. Paramı almadan kimsenin malını indirmem. Hadi. Bak, ben bunların hepsini hazırladım. Yok, hadi. Hadi. Burada sizin malınızda. Yüklenin. Hop hop hop. Önce parasını ödeyin malı. Ben kimseye para ödemem. O zaman malı da alamazsın. Hadi, hadi, hadi. Toplayın makineyi. Dikkat edin. İçinde bomba malzemesi var. Sen ne bekliyorsun lan burada? Tüccarla görüşüldü mü? Görüştük hünkârım. Bir an evvel malları almalılar. Gemiler hareket edecekmiş. Tahsin Paşa. Evladım buyurun. Masanın üzerine bırak. Bu para tüccarın sıkıntısını def edecek inşallah. Büyük bir mesele hallettik. Bu paraları derhal tüccarlara dağıtmalıyız. Paranın kaynağı nedir hünkârım? Bayrol Şad. Hünkârım, benim anlayamadığım şu. Devletimiz bu kadar parayı bulamıyor mu? Hem sen hem Abdülkadir Efendi hem de Tahsin Paşa'nın merak ettiği soru bu. Devletimizin böyle bir gücü yok mu? Elbette var. Hatta daha fazlası. O halde? Biz bu para meselesi üzerinden Rothschild'e bir tertip düzenliyoruz evladım. Nasıl bir tertip? Bay Rothschild bu parayı Jöntürklere gönderecekti. Biz parayı ondan alıp tüccarımıza vereceğiz. Lakin biz bu paraları Rothschild'a geri ödeyeceğiz. O da bizim ona verdiğimiz paraları Jöntürklere verecektir. Evet, lakin Rothschild'e vereceğimiz paraların hepsinin numaraları kayıt altına alınmış olacak. Rothschild bu paraları aldığına dair belge imzalayacak. Sonra da aldığı paraları Jöntürklere gönderecek. Böylece Rothschild ile Jöntürkler arasındaki bağ belgelenmiş olacak. Biz de muradımıza ermiş olacağız. Parayı Abdülhamit'e verdim. Ne oldu? Paraları sizden aldığımı söyleyince parayı size iade edeceğini söyledi. Öyle yapmalı elbette. Parayı al, bana getir.
bizzat sizi karşısında görmek istiyor. 5 saat sonra parayı verecek. Abdülhamit, madem bizi görmek istiyor, çıkalım karşısına. Şehzadem, bizi öyle büyük bir dertten kurtardınız ki, eğer bu parayı bulup da mallarımı alamasaydım, 40 yıllık tüccarlığım, ticaret hayatım biterdi. Minnettarım. Sultan Abdülhamit Han Hazretleri, el muzaffer daima. Devletinize minnettar olunuz. Minnettarız. Lakin biz sizin ticaret usullerinizden minnettar değiliz. Sizler tefecilere işletsinler diye para verdiniz. Onlar paranızı alıp kaçtılar. Sonra devlet, halk mağdur olmasın diye, sizinle iş yapanlar mağdur olmasınlar diye yardım etti. Sebep? Sizlerin daha fazla para kazanma hırsı. Efendiler, hakkınız olandan daha fazlasını kazanamazsınız. Rızık nasiptir. Bundan böyle ticaretinizi doğru yapacaksınız. Eğer doğru yapmazsanız size bir çöp bile sattırmam. Hoş geldiniz Seniha Sultan. Hoş bulduk. Bir yorgunluk kahvesi alırsınız öyle değil mi? Bugün Pera'ya gittiğinizi öğrendim. Yorulmuşsunuzdur. Alırım tabii, iyi olur. Kızım kahve yapın. Ben de ne vakittir Pera'ya inmemiştim. İşte çıkmışken bir güzel dolaşayım dedim. Önce moda evine gittim. Sonra da öylesine geçerken bankaya uğradım. Bir baktım Mehmet Selim ve Abdülkadir oradalarmış. Evet. Onlar hünkârımızın verdiği bir vazife dolayısıyla oradaydılar. Evet öyleymiş. İşte ben de hazır oraya gitmişken banka hesabımı kontrol ettim. Malum moda evinde zarar mı ediyoruz, kâr mı ediyoruz? Arada bir bakmak lazım değil mi? Öyle. Seniha Sultan. Annelik başka bir şey öyle değil mi? Evladı her ne yapmış olursa olsun, koşullar ne olursa olsun daima onları koruyup kollamak, sahip çıkmak istiyor. Siz oğlunuz sıkıntı çekmesin diye ona para mı gönderdiniz bugün? Bunu nereden çıkardınız Bihter kadın? Sabahattin gittiğinden beri ondan tek bir haber dahi almadım ben. Ben sizi bir anne olarak anlıyorum. Lakin anlıyor olmam, yaptığınızı onaylıyor olduğum anlamına da gelmiyor. Ben devletine, milletine, hünkârına bağlı bir insan olarak yaptığınızın çok yanlış bir şey olduğunu size söylemek durumundayım. Ben de boş ithamlarınızla beni suçladığınızı söylemek zorundayım. Şayet öyleyse sizden özür dilerim. Oturun evlatlarım. Paşa vaziyet. Hünkârım, paraların numaraları kaydediliyor. Amana dikkat edesin. 2 kere tetkik ediliyor hünkârım. Şu kağıt parçaları paşa. O kadar kıymet atfedilmiş ki. Babayla evlat arasını, karıyla koca arasını, 2 kardeş arasını açar. Cennetin bir vasfı da paranın geçmediği tek yer olmasıdır. Bazılarının taptığı, bizimse elimizin kiri mertebesinde dahi kıymet vermediğimiz şu kağıt parçalarıyla yıkacağız Rothschild'i. İnşallah hünkâr. Osmanlı Devleti bizim önümüze kurulmuş mükellef bir sofradır. Hepimiz ondan istediğimizi yiyeceğiz.
Ben bu sofrayı kurup buradan ayrılıyorum. Avrupa'daki Jön Türk muhalefetini bir araya getireceğiz. Siyaseten bizim arzu etmediğimiz hiçbir hamle yapamayacaklar. Neden burada kalmıyorsun? Siz burada mücadele edeceksiniz. Ben de Abdülhamid'in mani olduğu Reval mülakatının tekrar yapılmasını sağlayacağım. Ve senin düveli muazzamayı kurduğum sofradan yemeğe davet edeceğim. Joris, sen bütün payitahtı eline alıp son imparatora büyük darbeyi vurduğunda artık herkes Osmanlı'dan payını almış olacaktır. Sarılabilir miyim? Elimi öp ben kıyafiye. Karo, beni gemide bekle. Tamam efendim. Artık üzülmeyiniz sultanım. Allah her imtihanın, her kederin arkasına bir mutluluk saklar. Bir bakmışsınız çektiğiniz zahmet rahmet olmuş. İnşallah kızımız yavaş yavaş kendine gelecek ve bu bahçede koşturacak. Bir sürü torun verecek bize. İnşallah hünkârım, inşallah. Bir taraftan Naime'ye üzülürken diğer taraftan Abdülkadir'in yaşamış olduğu bu güzel değişim benim içime su serpiyor. Maşallah, maşallah. Oğlumuz nihayet içinde kayboldu labirentten kurtulmayı, hayra giden yolu bulmayı başardı. Öyle. Keşke Sabahattin de Abdülkadir gibi hayırlı bir yol seçebilseydi kendine. Yeğenim için ben de ziyadesiyle üzgünüm sultanım. Hünkârım, benim size söyleyip söylememek konusunda çok tereddüt ettiğim bir mevzu var. Lakin... Buyurun, söyleyiniz. Mehmet Selim Efendi ile Abdülkadir Seniha Sultan'ı bankada görmüşler. Seniha Sultan onları görmekten rahatsız olmuş. Abdülkadir'in dediğine göre hali biraz tuhafmış. Hesabına para yatırdığını söylemiş. Lakin siz parayı Sabahattin'e gönderdiğini düşünüyorsunuz. Hünkârım, benim endişem Jön Türklerin daha önce Sabahattin Efendi'nin kaçırılma olayında olduğu gibi Seniha Sultan'ın oğlunu olan zaafını kullanarak onu kandırmaları. Hatırlarsanız oğlunu Jön Türklerle işbirliği yaparak kaçırttığını söylemişti. Ve kongre için toplanacak paranın bir kısmını Paris'e Seniha Sultan'ın hesabını kullanarak aktardıklarını düşünüyorsunuz. Güzel. Neredeydin?
Rothschild payitahttan ayrılıyor. Bizimle vedalaştı. Veda değildir. Son emirlerini vermiştir. O kimseyle vedalaşmaz. Ne yapacağız şimdi? Ben bombayı birleştireceğim. Sen kumarhaneyi açılışa hazırla. Makineyi de kumarhaneye taşıyın. Sonra? Sonra bombayı güzelce dikkat çekmeyecek şekilde paketleyeceksin. Sonra da mahalleye götürüp bırakacaksın. Bakalım bombaların patladığı yerde durabilecekler mi? Ha. Kumarhanenin açılışına bir tane de kemancı bul. Bu kadar çok çalışırsan çevrendeki güzellikleri göremezsin elbette. Naime, hoş geldin. Seni burada görmek ne güzel. Gel otur. Ben de sayende vazifeme birazcık ara vermiş olurum. Oturmayacağım. Bence sen de oturma artık. Harekete geç. Anlamadım. Nedir bu? Zeynep'in anneme yazdığı mektup. Al oku. Doğru olmaz Naime. Neden doğru olmasın? Senden bahsetmiş mektupta. Seni ne kadar sevdiğinden. Geçmişte öyle olduğunu zannetmiş. Şimdi bana karşı herhangi bir hissi yok. Çünkü beklediği ilgiyi göremedi senden. Zeynep çok gururlu bir kız abi. Sen şehzade dahi olsan senin peşinden koşacak biri değil o. Senden karşılık göremeyince kendini çekti. Hislerinden utandı. Ama hakiki hisleri bu mektupta yazıyor. Al oku. Oku ve gereğini yap. Hiç değilse sen mutlu ol. Sizde hasta yok ki, niye gelsin? Ben hasta olursam gelir misin? Sen sakın hasta olma, size de gelirim ben, tamam mı? Hey! Zeynep abla, Zeynep abla, bize de baksana. Şimdi siz Necla teyzelere doğru gidin, ben de geliyorum, tamam mı? Hadi. Bir kolaçan edeyim, halini hatırını sorayım dedim. Lakin maşallah sen epey bir fedai edinmişsin kendine. Öyle. İçin rahat etsin. Allah razı olsun Zeynep kızım. 40 yıllık ağrılarımı dindirdin. İlk defa rahat uyudum bu gece. Çok sevindim Halime teyze. Allah senden de razı olsun Halil oğlum. Evlatlarımızı kurda kuşa yem etmedin, sahip çıktın. Hem de böyle melek yüzü kızı getirdin bize. Allah iki cihanda ikinizin de yüzünü ak getirsin. Senin de anacığım, sağ olasın. Sağlıcakla. Size yaptığınız hizmet karşılığında bir teşekkür beratı vermek isteriz. Paşam. Çok teşekkür ederim. Hünkârım, vesikalar hazır.
Bu nedir? Devlet paranızı size geri veriyor. Bunun ispatı olarak da parayı geri aldığınıza dair imza atmanız gerekiyor. Bu rakamlar nedir? Paraların numaraları. Size verdiğimize dair. Bizim devletimiz vesikaları sıkı tutmasıyla meşhurdur Bay Roşant. Artık gidebilirim. Yolunuz açık olsun. Bay Rothschild. Sermayeniz dünyanın her milletini satın alabilir. Her toprağını satın alabilir. Lakin ne Türk milletini ne de Türk toprağını satın alamaz. Bunu asla unutmayınız. Mutlaka ama mutlaka bizimle harp etmekte ısrar ettiğiniz müddetçe yenileceksiniz. Hünkârım beni bağışlayın. Mahmut Paşa'nın bütün itirazlarına rağmen yüreğim dayanamadı işte. Sabahattin'in orada sıkıntı çekmemesi, rahat yaşayabilmesi için mücevherlerimi bozdurup ona bir miktar para gönderdim. Bir miktar dediğiniz meblağ bu mudur? Bende bu kadar para ne gezer? Lakin bu para sizin hesabınızdan, sizin imzanızı takiben gönderilmiş. Birileri benim hemen ardımdan hesabımı kullanıp para göndermiş olmalı. Ben de öyle düşünüyorum. Sizce bu birileri kim olabilir? Ben bilmiyorum. Hakikaten bilmiyorum. Sabahattin'in saraydan kaçırılmasına yardım ettiğinizde de kimlerle işbirliği yaptığınızı söylemek istememiştiniz. Evet. Lakin bu defa öyle bir şey değil. Bana inanmıyorsunuz. Ama ben sadece Sabahattin için o parayı gönderdim. Oğlum oralarda yapayalnız, kimsesi yok. Sabahattin orada yapayalnız değil, yanında Jön Türk dostları var. Evet öyle. Lakin ailesi yok. Ağacından, kökünden, dalından kopup savrulmuş bir yaprak nasıl hayatta kalabilir ki? Daha tazecik bir yaprak o. Çekici gelen bir rüzgara kapıldı. O kadar. Sizin gözünüzden oğlunuzun kabahati demek bu kadar naif bir niyet olarak görünüyor, öyle mi? Sizin oğlunuz kötü biri değil ki. İnandıklarının peşinden giden cesur genç bir adam. Bence oğlunuz yüzünden başınızı öne eğeceğinize onunla gurur duymalısınız. Benim oğlum kötü biri değil. Ben ona babasının yaptığı gibi sırtımı dönemem. Hesabımı kimler kullandı gerçekten bilmiyorum. Ne olur bana inanın, benim bir kabahatim yok. Lakin size yalan söyleyemem abi. Sabahattin'in bugün bir şeye ihtiyacı olsa ben gene elimdeki avucumdaki ne varsa hepsini yollamaya hazırım. Sizi anlıyorum kardeşim, sizi anlıyorum. Hatta belki bizim yanımızda olmak yerine oğlunuzun yanında olmayı tercih ediyorsunuzdur.
Bu paralar Sabahattin'e gidecek Garo. Tamam efendim. Siz de benim kamerama gelin. Gel. Hünkârım. Hafiyelerimiz Rothschild'ın paraları Garo'ya verdiğini görmüş. Jön Türklere parayı Garo teslim edecekmiş. Mahmut Paşa. Paris seferimizle irtibata geçiniz. Garo ve Jön Türkler teslimat için buluştuklarında Fransız jandarmasına ihbar yapılsın. Garo'nun Jön Türklere silah götürdüğünden şüphelenildiği söylensin. Emredersiniz hünkârım. Jandarmaya ihbarda bulunacağız ve Fransız jandarması da teslimat sırasında baskın verecek. Tabii ki çantalardan silah yerine para çıkacak. Aynen öyle paşa. Para çıkacak. Ve o para resmi kayıtlara geçecek. Daha evvel Abdülhamid'in karşısında parça parça duran güçler vardı. Şimdi siz hepsini tek yumruk yapıp devletin tepesine indireceksiniz. İmparatorluklar yıkılmaya mahkum. Hiçbir devlet yok ki 72 milleti idare etsin. Herkes kendi öz vatanına dönecek Karazov. Garo büyük Ermenistan'ına kavuşacak. Yahudiler de kendi öz yurtlarına dönecek. Payitahtı Rumlar alacak. Türkler de kendi öz yurtlarına, Orta Asya'ya geri dönecek. Ah, Senihan, ah. Seni uyardım, yapma dedim. Lakin sen beni hiç dinlemedin. Yahu, evladımız orada aç bir ilaç, sersefil. Ben nasıl hiçbir şey yapmadan durayım Mahmut? Duracaksın Senihan. İcap ederse duracaksın. Evladımızın da vaktiyle bu hesapları yapmış olması gerekir. Şimdi çekecek. Ona da bir zamanlar söyledim. Hünkârımıza muhalefet etme dedim. Lakin o da dinlemedi. Ana oğul. İkiniz de birbirinize benziyorsunuz. İkiniz de aynısınız. İkiniz de beni hiç dinlemiyorsunuz. Peki, sen o kadar parayı nereden buldun? Yoksa benden habersiz işler mi çeviriyorsun? Söyledim ya Mahmut. Benim gönderdiğim fazla bir şey değildi. Onu da mücevherlerimi satıp anca denkleştirdim zaten. Gerisinden de haberim yok. Hakikaten bilmiyorum. Yani oğluna parayı yolladın. Vallahi ne diyeceğimi şaşırdım. Ne söyleyeceğimi şaşırdım. E o zaman abinin sözünü dinle. Oğlunun yanına git. Nasıl? Gideyim mi yani? Sen beni kovuyor musun? Estağfurullah. Seniha Sultan ne kovması? Estağfurullah. Lakin yani oğlun yüzünden habire başını belaya sokacaksan en iyisi gitmek, öyle söyledim yani. Doğru söylüyorsun. Ne de olsa abimin de senin de bana itimat ettiğiniz yok. Estağfurullah. En iyisi gitmek. Senihan! Senihan! Senihan yanlış anladın. Vallahi billahi ne diyeceğimi şaşırdım. Osmanlı Paşası ile irtibata geçtim. O da gelecek. Kim olduğunu biliyor musun? Henüz bilmiyorum. Gelince öğreneceğiz. İnşallah başka devletlerle işbirliği içinde değildir. Neden öyle söylediniz? Jön Türk hareketi tamamen yerli ve milli olmalı. Hiçbir devlet ya da başka devletlere hizmet eden
birileri bu hareketi kirletemez. Biz muhalif bir hareketiz ve güçsüzüz. Bize yardım edecek kimseyi geri çeviremeyiz. Eğer bu temiz harekete başka bir yabancı el değecekse muhalefet başlamadan biter. Kendi gücümüzle başarabilirsek ne âlâ Ahmet Rıza Bey. İşte bu yüzden kongreyi topluyoruz. Bütün fikirleri istişare etmek için. Kongrede siz değil ben konuşacağım. Anlamadım. Benim söz hakkım olmayacak mı? Eğer temiz bir konuşma yapacaksanız size de söz hakkı gelir. Selamünaleyküm dayı. Aleykümselam yeğen. Dayı, bu tavuğu babam gönderdi. Afiyetle yesinler dedi. Nereden icap etmiş? Mahallemizi kurtardınız ya dayı. Aslan parçası. Biz o mahalleyi siz yemeğinizi afiyetle yiyin diye kurtardık. Kendi karnımızı doyurmak için değil. Sen al bu tavuğu babana geri götür, pişirsin, mahalledeki çocuklara dağıtsın. Emredersin dayı. Aslan parçası. Efendim dayı. Zeynep hemşire bugün mahalleye uğradı mı? Evet, Kadir amca da. Annemler de gidecek. Beraber yemek yiyeceklermiş. Oh, afiyet olsun. Bak şimdi ben de doydum. Eyvallah dayı. Ateşi düştü, çorbasını da içti. Gözü açıldı biraz. İlaçlarını içmeye devam etsin. Öksürüğü geçecektir. Sağ olasın kızım. Yo, bu sefer yemek yedirmeden bırakmam seni. Sonra babam çok kızar bana. Kırma bizi. Senin için çok hazırlık yapıldı. Geçen geldiğinde söz vermiştin. Nermin teyzeler de gelecek. Beraber yiyeceğiz. Peki tamam. Öyle olsun. Şivenaz yok mu? Yoklar. Fuat Efendi ile birlikte dışarıdalar. O zaman gelince görecek sürprizimizi. Kızlar şu köşeye koyalım. Açın kapıyı! Bu sesler ne? Usta tamirat yapıyor da. Çok güzeller öyle değil mi Zülfet Kalfa? Evet Sultan. Şevenaz Hanım çok beğenecek hediyelerinizi. Duyuyor musunuz? Kimse var mı? Açın! Sen gidip bu ustaya bak. Çok gürültü yapmaya başladı. Açın kapıyı! Kimse yok mu? Açın kapıyı! Yardım edin bana! Açın kapıyı! Biz Şivenaz'ı bekleyemeyeceğiz. Sarayda görüşürüz artık. Geldiğimi söylersiniz. Gidelim. Dur! Sultanım! Kıpırdama! Kötü bir niyetim yok sultanım. Lütfen benden korkmayın. Müsaadeniz olursa size kendimi tanıtayım. Ben Şivenaz'ın dayısıyım. Dayı? Sultanım? İndirin silahları.
Sizi burada böyle beraber görünce şaşırdım. Bir dayın olduğunu bilmiyordum. Payitahta yeni geldim. Annenizin davetlisi olarak. Öyle mi? Bidar Sultan bana sürpriz yapmak istemiş herhalde. Ne zaman annemle görüşeceksiniz? Aslında şimdi sizinle birlikte gidip görsem daha iyi olacak. Zira geç bile kaldım. Elbette. Birlikte gidelim. Yaz evladım. İdareye muhalefet ederken devleti ezen, idareye karşı gelirken millete zulmeden bir fikrin temsilcileri Paris'te bir kongre için toplanıp harekete geçmişlerdir. Memleketimiz muhteris ecnebilerin cevelengâh-ı seyyahtı olmuş, buna karşı bizim hiçbir vakit uyumamak, daima müteyakkız bulunmak farz-ı ayın olmuştur. Biz de bu uyanıklığımızın vecibesi olarak devlet düşmanlarının tertiplerini ortaya çıkaracak hamleler yaptık. Bu yazıyı nerede kullanacağız hünkâr? Evladım, Jön Türklerin beynen biner sermaye ile işbirliği yaptığına dair deliller elimize geçecek. Rothschild bizden aldığı paraları Jön Türklere verdi. O paraların Rothschild'e geçtiğinin vesikaları bizzat Rothschild'in imzasıyla sabittir. Şimdi Fransız jandarması da o paraların Jön Türklerin elinde olduğunu belgeleyecek. Biz bu delilleri basacağız ve bu yazıyı da yazacağız. Harekat başlayacak. Vay Karasu. Başardık. Başardık ya. Ben Sabahattin kardeşim. Ben de Garo. Taşnak Cemiyeti'nden. Sen? Evet. Pederinizle tatsız bir mazimiz var. Ama hepsi geride kaldı. Değil mi dostum? Kazanacağız. Kazanacağız. Le Mönle'ye. Le Mönle. Ne oluyor lan? Zonyan, sıradan bir kutu olsun. Kimsenin dikkat çekmeyeceği bir şey. Tamam. Bombayı koymamı istediğin hususi bir yer var mı? O size diklenen bir ihtiyar vardı. Onun evin yakınlarına olabilir mesela. Diğerlerine de ders olur. İşin bitince de kumarhaneye gidersin. Açılışa yetiş. Olmam gereken yer, bombanın patladığı yer olmalı. Bu da olacak Ozanyan, bu da olacak.
anneme Şevyanız'ın dayısının geldiğini, onu kabul odasında beklediğini söylersin. Biz de annem gelene kadar birer kahve içeriz. Öyle değil mi? Çok memnun olurum sultanım. Dayı, yalvarırım yapma. Vazgeç. Öldürürler beni. Ben daha evvel de duymuştum bu makineyi. Güzel. Sevgili misafirler, sizleri daha fazla bekletmeden yeni kumar makinamızı takdim etmek istiyorum. Karşınızda Liberty Bell. Bol şans. Abdülhamid'i öldürürken senin de şansa ihtiyacın olacak. Benim şansım zaten yanımda. Nedir bu hal? Mahallede bomba patlatacaklar dayı. Bizim için buralar değerli. Biz buraları almazsak burada mermi sesi eksik olmaz. Belki de bombalar patlar. Kadir amcanın orada bomba patlatacaklar dayı. Zeynep hemşirem. Bugün mahalleye uğradı mı? Evet, Kadir amca da. Annemler de gidecek. Beraber yemek yiyeceklermiş. Zeynep! Kimseye zarar gelmeden yetişmeme yardım et. Gönlümü yıkma. Zeynep ölürse gönlüm de ölür. Mahallede kimse kalmasın! Boşaltın hemen mahalleyi! Boşaltın! Dayı ne oldu? Kadir'in oraya bomba koymuşlar. Ne? Koş, koş! Boşaltın! Boşaltın! Boşaltın bu halini! Takip! Zeynep! Zeynep! Çıkın evden! Zeynep! Bomba! Annem de geldi. Biz de Şivenaz'ın dayısı Salim Efendi ile sohbet ediyorduk. Sultanım. Hoş geldiniz. Oldukça merakta bıraktınız bizi. Kusura bakmayın. Size söz verdiğim tarihte gelemedim. Dayımız saraya çağırarak bana sürpriz yapmak istemeniz beni çok duygulandırdı sultanım. Buraya gelmeden önce
Nişanlımla tanışmak istemiş. Naime Sultan'la da Fuat'ın köşkünde karşılaştılar. Salim Efendi de seninle tanışmak istediğini söyledi. Sizden bir istirham mı olacak? Elbette. Sultanım, eğer sakıncası yoksa sizinle hususi görüşebilir miyiz? Siz de müsaade ederseniz. Ne demek elbette? Şivenaz? Madem baş başa kaldık, sizle açıkça konuşabilirim. Beni buraya Şivenaz'la alakalı malumat almak için çağırdınız, öyle değil mi? Öyle. Anladığım kadarıyla bu hususta sizin de bana söylemek istedikleriniz var. Neden aldılar bizi? Uyuşturucu yüzünden almışlar. Bunu Abdülhamit yaptırdı. Abdülhamit'in hiçbir şeyden haberi yok. Uyuşturucu taşıdığınıza dair ihbar asılsız çıktı. Sizi bırakacağım. Yalnız paralarla ilgili imzalatmam gereken kağıtlar var. Paralar kimin? Benim. Bunları imzalayıp gidebilirsin. Çıkabilirsiniz. Eğer Fransız jandarması o paraların Jön Türklere ait olduğunu ispatlamazsa bütün tertibimiz boşa düşecek. Bizim yaptığımız her tertipte riskler vardır. Her tertibimizi bozmayı azmeden birileri çıktı. İnsan bunları görünce umutsuzluğa düşüyor. Hayır evladım. Yeyse kapılmayınız. Biz vazifemizi yapacağız. Gerisi Allah'tan. Gel. Hünkârım, Paris seferimiz istediğimiz vesikaları göndermiş. Artık Rothschild'ın paralarının Jön Türklere gittiğinin vesikası elimizde. Evlatlarım, derhal size yazdırdığım yazıyla beraber bu vesikaların olduğu 4 gazete bastırın. Bizi gazetelerdeki yalan havadislerle hizaya çekmek isteyenleri hakikatle yola getirelim.
3 kurşun attık. Harflerin arasına sarılı 3 kurşun. Biri Fuat Efendi'ye, biri Sabahattin'e, biri de Rothschild'e. Hepsi hedefini tam isabet vurdu. Hepsi düşmanı yere yıktı. Artık onlar biliyorlar ki Jön Türkleri finanse edenlerin İngiliz destekli sermaye olduğuna dair deliller var elimizde. Elhamdülillah. Varsın şimdi ihanet etmeye kalksınlar. Gel. Hünkârım, mühim bir havadis var. Nedir paşa? Hünkârım, Zühtü Paşa Jön Türk muhalefetine katılmak için Paris'e kaçmış. Ooh.